27 yaşında, 1.68 boyunda, 57 kilogram ağırlığında. Antrenörlüğünü Muhammed Mirza yapıyor. Fun Fight Spor Kulübü sporcusu, menajerliğini Ali Haknazar yapıyor. Siros Azizi! Ve rakibi Türk sporcumuz, temsilcimiz, 19 yaşında, 1.72 boyunda, 63 kilogram ağırlığında. Profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı, 3'ünü de kazandı. Rakiplerini bir kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Osman Çevik yapıyor. Kırşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu, Kırşehirli Fırtına, Sefa Köksal! Müsabakanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden Sayın Davut Kanuni yönetiyor maçı. Davut Kanuni mücadelemizin ring hakemi olacak değerli izleyenler. İşte ekranlarımızda dün Siros Azizi ve Sefa Köksal bu şekilde yan yana geldiler. Tartının ardından ve şimdi ringde yumrukların konuşma vakti. Sinan Şamil Samanlısı'na harika bir boks girişi hocam, buyurun. İlk iki maç için çok güzel yorumlar geliyor gerçekten. Hem sana da başarılar var diyor ki, kickboks olduğu gibi boks da muhteşem bir şekilde anlatıyor. Çok sağ olsunlar, estağfurullah. Ve gerçekten güzel tepkiler aldı ilk iki maç. Çok iyi başladık bence geceye. Çok güzel, eşleşmeler de güzel oldu. Tempolu iki maç, denk eşleşmelerle başladık. Bakalım üçüncü maçımızda neler yaşanacak değerli izleyenler. Başladık mavi köşede Siros Azizi. İranlı sporcu, mavi eldivenleri, mavi beyaz siyah şortuyla kendisini izliyoruz. Karşısında Sefa Köksal var, Kırşehirli Sarı Fırtına. 19 yaşında, profesyonel kariyerinin dördüncü maçında dördüncü galibiyetini arıyor. Namağlup geldi buraya kadar Sefa Köksal. Bakalım kendisinin performansı nasıl olacak? Kırmızı köşede kırmızı eldivenler ve kırmızı şortuyla kendisini ringde takip ediyoruz. Yine bir yaş farkı var. Değil mi? Deneyim bir yaş farkı var. Evet. 8 yaş daha büyük İranlı sporcu ama Sefa profesyonel arenalara biraz daha alışık bir isim. İranlı rakibine karşı ve maça da gayet iyi başladı şu ana kadar. Ya kendi menzili tutuyor rakibini şu ana kadar. İranlı biraz daha içeri girmek isteyecek gibi ama Sefa Köksal şu ana kadar buna pek izin vermedi. İşte düşük kart, ellerini indirip ardından üstüne gidiyor rakibinin. İçeri girerken yakaladı. Siros Azizi'yi açık oynaması lazım. Kendine çok güvenerek başladı Sefa Köksal karşılaşmaya. Kırşehirli sporcu üst üste 3 galibiyetle profesyonel kariyerinin startını vermiş durumda. Bakalım dördüncüsünde bir galibiyete daha gidebilecek mi? 3 galibiyetinin birini de knockout'la elde etmişti. Köşeyi kaçırdı. Müthiş bir kontra sol isabeti! Siros Azizi! Kontra sol isabeti! Sefa Köksal'ın dişliği de uçtu. Evet. Ne demiştim? Açık olmaması lazım. Açık temkinli olmaması lazım. Lazım. Yani temkinli bunu, olması buna lazım gerek diye. Yok ki. Nefis bir kontra isabeti geldi. Bunu antrenörün de uyarması lazım. İyi bir gözlem lazım buna. Box. Devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli izleyenler. Maçın şu ana kadarki en net darbesi Siros Azizi'den geldiğine, o kontra sol işe yarayacak gibi gözüküyor İranlı sporcu için. Sağı denedi Sefa. Sağ kroşe denemesi sol ardından. İsabet yok. Bir kez daha solu aradı. İranlı sporcu bulamadı. Bir boy farkı da var sporcuların arasında. Evet, Türk sporcumuz 10 santime yakın uzun. Burada distansı iyi kullanması gerekiyor Sefa Köksal'ın. Uzunluğunu avantajına çevirmesi gerekiyor. Ama Azizi'nin de kendine güveni geldi, o buldu. Kontra evet. Solun ardından Sefa'dan bir kontra şimdi çıktı. Sol kroşe yine aradı İranlı sporcu, bulamadı. İlk round'un son dakikasının içindeyiz artık değerli izleyenler. Hafif siklette İranlı Siros Azizi. O darbeden sonra artık bizimki kendini biraz savunmaya aldı. Evet, biraz daha gardını daha iyi alarak evet. Dövüşmeye başladı Sefa Köksal. Bir risk aldı, cezayı da kesecekti neredeyse Siros evet. Azizi. Karşılıklı sağlar geldi. Soldre ile yaklaştı. Mesafeyi kapattı. Soldre isabeti bir kez daha. Güzel eskivler ama yakalandı Siros Azizi. Güzel eskivler ama yakalamayı başardı. Sefa Köksal hakem sayıyor. 6. 7. Bu sefer de yakalayan Sefa Köksal oldu. Evet, böylelikle round'a yetişmiş oldu imdadına.
Round'un son bölümündeyiz artık. Ve ilk round sona eriyor. Güzel bir ilk round'u daha geride bırakıyoruz şu ana kadar. Tüm maçlar gerçekten. Burada tekrar görüyoruz. Oldukça keyifli. Burada. Birazdan tekrar görüntüler ekranlarımıza gelecek hocam. Evet, işte ikinci round'dan görüntüler değerli izleyenler ekranlarımızda. Güzel bir sol köşe bulmayı başarmıştı burada Silos Azizi. Dişliğini böyle de uçurdu Sefa'da. Round'ı beraber bitirdiler. Ama işte burada harika bir sol bu kez. Sefa'dan geldi. Çeneye isabeti buldu. Rakibini yere indirdi ve saydırmayı başardı. İkinci round'a geçeceğiz. Bir yanda Silos Azizi. Muhammed Mirza'yı kendisinin köşesinde, diğer yanda Sefa Köksal'ın köşesinde Osman Çelik var. Osman Hoca'nın eşi Nimet Hanım'ın da hafta içinde bir operasyon geçireceğini öğrendik değerli izleyenler. Allah şifa versin kendisine. Acil şifalar diliyoruz buradan kendisine. Umarız iyi geçer. Geçmiş olsun dileklerimizi de buradan iletmiş olalım. Ve ikinci round'a doğru geçelim yavaş yavaş. Köşedesin. Ok. İkinci round'a başladık. Silos Azizi bir kez daha üstüne giden taraf rakibinin boşlukları görmeye başladı Sefa Köksal. Köşesinden talimatları da almış belli ki. Sol kroşeyle gelmek istedi Silos ama olmadı. Bir sağ kroşe daha. Yaklaşmaya çalışıyor Silos Azizi. Sefa Köksal şu ana kadar menzilini daha iyi tutan taraf. İranlı sporcu içeri girmeyi başarmadığı sürece avantaj tabii ki boyuyla birlikte evet. Sefa Köksal'ın oluyor. Mesafeyi kapatması lazım İranlı sporcunun. Burada distans kontrolü çok önemli. Sefa Köksal rakibini bir solla yakalamayı başardı. Silos üstüne gidiyor rakibinin, köşeye sıkıştı Sefa Köksal. Aparkat isabeti geldi. Sol direkte gelmek istedi bir kez daha, ardından sağ kroşe bir açık verdi. Sefa bunu değerlendirebilecek mi? Tam değerlendiremedi. Sol kroşeler kaçıyor Sefa Köksal'dan. Aparkatı uzattı Silos Azizi hemen. Sefa'dan karşılık vücuda darbelerle geldi. Sol kroşe Silos Azizi'den. İçeriden aparkatlar etkili oluyor şu ana kadar İranlı sporcunun cephesinde. Sefa da biraz daha yakına gelmeye başladı. İkinci round'la birlikte. İkinci round'un son dakikasına doğru ilerliyoruz değerli izleyenler. İki sporcu da biraz daha yumruklarını seçerek hareket etmeye başladılar. Bırak. İkinci round'umuzda. Devam. Ayrıl komutu var Davut Kandil'den. Devam ediyoruz hemen. Sol direğine mesafeyi kapatarak geldi Silos Azizi. Sefa Köksal'ın temposu biraz daha düşmüş gözüküyor. İkinci roundta karaciğere doğru bir deneme. Şimdi bakalım bu kırışmadan üstünlük kimden çıkacak? Sola karşılık sol aparkat İranlı sporcudan. Tekrar ringin ortasına doğru geldik. İlk round'dan çok daha farklı bir round izliyoruz. O aldığı sol Sefa'nın biraz hızını kesmesini beraberinde getirdi. Bu arada çok güzel bir sol kroşe Sefa Köksal'dan. Son 10 saniyeye doğru gidiyoruz. İkinci round'da. Round'un en net darbelerinden birini bulmayı başardı Sefa ve ikinci round'un sonu. Hocam araya girdim ama öyle bir sonuç verdik Sefa. Gerçekten ikinci round da muhteşem bir şekilde tamamlandı. Yine bir üstünlük yok. Bakalım iş son round'da şey almaları lazım artık. Biraz risk almaları lazım her iki sporcunun da üstünlüğü sağlaması için. Böyle yine tekrarını görüyoruz sevgili Teoman.
Evet, işte ikinci rounddan görüntüler. Önümüzdeki süreçte seçimler var. Olimpiyatlardan dolayı biraz ertelendi ama federasyon seçimlerinden bahsediyoruz. Federasyon seçimleri var. Bununla ilgili Kickbox Federasyonu Başkanımız Salim Kayıcı zaten burada. Eyüp Gözgeç zaten boksun başarısı meydanda. Ben her iki başkana da başarılar diliyorum. İnşallah getirmiş oldukları bu çıtayı daha da ileri götürecekler. Ve bu olimpiyat oyunları sonrasında tüm federasyonlarımızda seçim döneminde girmiş durumda, evet, değerli izleyenler. Bu pandemi döneminden dolayı biliyorsun, olimpiyatlar ertelendi. Olimpiyatlar ertelenince de seçimler ertelendi. Her şey ertelendi hayatımızda. Yani normalde çok net olarak 4 yıllık periyotlarla işleyen süreçler. Kesinlikle, bunlar. Kesinlikle, evet. Olimpiyat dönemleri zaten ama pandemi bunu bile etkilemiş durumda. Ama neyse ki yavaş yavaş bu koronavirüs pandemisinin sonuna geliyoruz gibi gözüküyor değerli izleyenler. 3. rounda doğru geçeceğiz. Tabii çok önemli bir hakem ekibimiz de burada. Onlardan da bahsetmek lazım. Türkiye Boks Federasyonu'ndan İbrahim Avcıoğlu Hakem Heyeti Başkanı. Uluslararası hakemimiz Davut Kanuni zaten şu anda ringde kendisi. Milli hakem Rukiye Doğanay ve bölge hakemleri Şükrü Özden ve Ali Osman Avcıoğlu. Onlar da bu gece de görev yapıyorlar. Onları da buradan bir kez daha tebrik ediyoruz değerli izleyenler. Ve 3. rounda geçiyoruz. Siros Azizi, Sefa Köksal karşılaşmasında. Siros Azizi mavi, Sefa Köksal kırmızı köşede. İsabetlerle başladı. Siros Azizi 3. rounda yakın geçen bir mücadele. 3. roundda alınacak bir üstünlük galibiyet anlamına gelebilir belki de. Şimdi koşar geliyor. Yakalandı Sefa. Siros üstündeki rakibinin. Sefa toparlamayı başardı. Döndü rakibine yüzünü. Ve ardından yumruk isabetlerini buldu. İleri doğru adımlayan taraf maçın başından bu yana Siros Azizi. Müthiş bir eskiv. Çok iyi bir eskivle karşı gerçekten. Evet. Üstündeki rakibinin bir kez daha Sefa'nın yumrukları gardında kaldı. Siros Azizi'nin bir kez daha yumrukta kalan bir köşe. İyi kapanıyor Siros Azizi. Ne kadar çok yumruk atar sahasın, hedefi bulmadan puan da olmuyor biliyorsun tabii ki, yani. Tabii ki. Bırak. Yani rakibimizi gardını açmak çok önemli. Kesinlikle. Onun için boksta en güzel şey eskiv yapıp 45'e kaçıp alan kullanmak. Stop! Stop! Sarın bu arada ayak hop oyunlarıyla Muhammed Ali'yi hatırlamak lazım. Kuvvet ile Mike Tyson'ı hatırlamak lazım. Elleri aşağıda en iyi dövüşen orta skate boksörümüz, boksör kim? Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya tabii. Yani işte elleri aşağıda dövüşüyor ama ringin her tarafını kullanabiliyordu yani. Bir de mesela iyi savunmanın size nasıl başarı getirebileceği konusunda da belki Floyd Mayweather'ı hatırlamak lazım orada. Madem bu efsaneleri sayıyoruz. Tartışılmaz, evet. Yani gerçekten İngilizler, Amerikalılar daha doğrusu sweet science derler ya boksa. Tatlı bilim derler ya. Hakikaten bu işin çok fazla farklı yönü var. İyi okumak lazım. Rakibi iyi okumak lazım, roundları iyi okumak lazım. Çok önemli, oturup saatlerce maç yapacağı insanların maçlarını izliyordu yani rakipler. İyi hazırlık tabii ki çok önemli ama o hazırlığı da ringe yansıtabilmek gerekiyor tabii ki. Evet. Ama iyi bir hazırlık dönemi beraberinde iyi bir taktik ve iyi bir maç getirebiliyor her zaman. Dövüş sporlarında boksta özellikle önemli çünkü taktiksel olarak çok daha farklı bir sağ alandan bakıyoruz. Sağ direği çok iyi kullanıyor İranlı sporcu. Gerçekten tutturursa çok kötü olur. Evet, sağ direği görüyorsun. Bir kez daha geldi o sağ direk. Şimdi içeriden sol kroşeyle çıktı, bir an ayağa kaydı. İranlı sporcu Siros Azizi'nin. Bir kez daha mesafeyi kapattı. Artık son 10 saniyesindeyiz mücadelenin değerli izleyenler. Yakın geçen bir karşılaşma ilk roundda. Evet, Sefa Köksal'ın bir aktarı var. Hakemleri. Ve mücadelenin sonu. Bakalım hakemlerimiz bu maçı nasıl okuyacaklar. Bence gerçekten güzel bir karşılaşma oldu. İyi bir eşleşme de olmuş. Ama hakemlerimizin işi kesinlikle kolay olmayacak. Bakalım nasıl bir karar çıkacak değerli izleyenler. İlk round tabii ki saydırmayı başarmıştı Sefa Köksal rakibini. Hatırlatalım, 19 yaşındaki sporcu. 4. profesyonel galibiyetini arıyor Kırşehirli.
İşte antrenörü Osman Çevik. Sporcusunu tebrik ediyor o da. Evet. Mücadelemizin artık sonucu değerli ring anonsörümüz tarih sayına ulaştı. Değerli izleyenler, sporcular ortaya gelecek ve ardından da maçımızın resmi sonucunu hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım Sirosa Zizi mi yoksa Sefa Köksal mı galibiyete ulaştı? Evet, değerli spor severler, kıran kırana 3 round izlediniz. Hakemlerimizin ortak kararıyla müsabakayı kazanan köşe. Fırtına! Sefa Köksal! Kırmızı köşe Sefa Köksal mücadelenin galip olmayı başardı değerli izleyenler. 4 maçta 4 galibiyetle profesyonel kariyerine devam ediyor Sefa. Yakın geçen bir mücadeleydi, ucu ucuna kazandı da diyebiliriz. Kesinlikle ucu ucuna. Yani diğer tarafa da gitseydi ben bir şey söylemezdim. İşte Sefa ödülünü de takdim alıyor. Dört maçta dört galibiyet. Geleceği oldukça parlak genç bir sporcu. Onun da kariyerini Mustafa Yardım takip ediyor olacağız. Plaketini takdim ediyor Sayın Sincan Gençlik Spor İlçe Müdürümüze plaketi takdim ediyor. İşte Sefa Köksal'ın maç sonrası sevinci evet, de ekranlarımıza yansıyor. Kırşehir'den Sefa alıyor. Her iki sporcumuzu da alkışlarla uğurluyoruz. Ve zaman kaybetmeden İzgecan'a gidiyoruz. Sıradan mükemmel bir maç var.